Evet, bu anne baba okulu dedik. Burada tabii bize o zamanlar psikolog işte kitapları olan işte yani katkı koyacak psikologlar geliyordu. Çeşit çeşit kişilerle biz dinliyorduk işte onları falan. Bir de sertifika verildi hatta. Tabii daha çok anne baba okulu adı ama anneler daha çok geliyor böyle yerlere. Doğru. Çok katkı koyan bir şey diye düşünüyorum aslında. Bir bakıma veli de eğitme yani bu yönde. Evet, aslında çok doğru, çok da gerekli bir şey. Zaman zaman olur bizim de seminerlerimiz, dediğim gibi velileri eğitmeye, bilgilendirmeye yönelik. Ama bu anne baba okulu şu an en çok ihtiyaç olan şeylerden biri sanırım. Çünkü bu teknolojinin de kullanımıyla birlikte herkes her şeyi biliyor ama uygulamaya gelince galiba çoğumuz sınıfta kalıyoruz. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma diye bir atasözü var Evet, ya. aslında temelde olan şey anne baba okullarında işte o sertifikalar verilir, bir sürü zaman harcanır. İşte veli işinden izin alır, bir sürü zaman harcar. Özetle öğretilmeye çalışılan şey nedir aslında biliyor musunuz? Çocuğunuzla zaman geçirin, ona Evet, sevginizi, kaliteli ilginizi hissettirin. zaman dedikleri zamanı. Evet, Evet. bu kaliteli zamanda bazen yanlış anlar veli. İlla Lego yapacaklar, illa bir puzzle. Öyle değil. Yani yerde halıda Evet, yuvarlanabilirsiniz yuvarlanma beraber. Çocuğun istediği bir şey tabii. olması lazım bu. İşte çocuk sen Lego yap, Çocuğa ben göre. tamam bir dakika Tabii. ben... Bunlar değil. Yani Çok doğru. çocuğun istediği yönde, onun mutlu olacağı şekilde, belki yarım saat bile olsa bu çocuğu mutlu Bir eder. ayrımcılık yapmak adına sormuyorum bunu ama entelektüel boyuttan soruyorum. Yerli ve yabancı veli yaklaşımında bir değişiklik var mı? Yerli yabancı veli yaklaşımı. Aslında sanırım Özellikle teknoloji kullanımında. teknoloji kullanımında. Yani ya da şunu mu demek istiyorsun? Daha bilinçli, Evet, onu mesela soruyorum. yabancı veli daha bilinçli diyebilir Tamamen miyiz? Yoksa yani tam ayrımcılık aksi? olarak sormuyorum bu Aslında soruyu. bence eşit dağılıyor. Eşit. Eşit dağılıyor. Yani aynı Yani hataları. veli dediğin hepsi hemen hemen Evet, benziyorlar yani mı? aynı Veli. Yap, hataları evet. herkes yapıyor Yani sanırım bu farklı teknoloji kültürlerin konusunda. tamamı Evet. sosyal medyanın Yani büyüsüne kapılmış evet, durumda 3 diyebiliriz. yaşındaki çocukların elinde şimdi bir restoranda bile gittiğinizde hani iyi bir şey gibi görünür ama hiç çocuklar var ama ses duymazsınız mesela. Çünkü hepsinin elinde bir Telefon, cihaz, akıllı telefon, telefon. tablet, her Çok neyse. zararlıymış. Bir profesörü dinlemiştim. Çok Çocuk çocukların pedagog. Evet. psikolojik gelişimini, sosyal gelişimini çok ciddi ölçüde zarara sokan Ve sağlık şeyler. açısından da Tabii. yani çok çok Tabii ki. bu ispat edilmiş Bu bir şey. konudaki Ya net mesajı bir verir misiniz? Çünkü izleyenlerimiz ilgilenecek özellikle. Fransa'da 0-3 yaşta çocuklara televizyon izletmek yasak Yasak. mesela, onu biliyorum. Televizyon dahi, evet. Sadece buradan bile yola çıkarak Evet. ne kadar zararlı olduğunu görüyoruz. Bunu bile bile işte biraz daha Oyalansın diye eline. oyalansın, ben de şunu yapayım diye çocuklara Evet. bunu vermek bile bile çocuğuna Ya bu zarar kadarcık vermektir. parmaklarıyla bakıyorsun, Şey, oynuyorlar o evet. Biz de şeylerde. çok görüyoruz o Evet. örnekleri. Bizim Aa, okulumuzda her sınıfın kendi bahçesi, balkonu var. Çocuklar ekip sebzeler içiyorlar. ekip biçerler, Çok toprağa güzel. dokunurlar. Çok soğuk bile olsa hava montlarını giyerler. Doğayla iç içedir çocuklar. Güzel. Hiç ekran yoktur. Yani hep doğal olana yönlendirmeye çalışıyoruz çocukları. Bunlarla Evet, oynasınlar. ne kadar güzel, Beslenmelerinde çok de herhalde doğru. Sanıyorum ve doğal. evet, mümkün olduğu kadar doğal olanı tercih etmeye çalışıyoruz. Yoğurt mesela, yoğurdun mayasına kadar biz Harika. yapıp sütü alıp Öyle mi? evet Aa, yani çocuklara çocuklara veriyoruz. bunu Evet, yediriyorsunuz şeyde. evet. Evet, ne kadar güzel. Siz şeyi sormak isterim Dilek, sözünü. Estağfurullah, pardon. Aynı anda soru geldi aklımıza. Mesela siz devlet ilkokulunda, ortaokulunda ve lisesinde okudunuz herhalde. Evet. Evet, Evet. yani liseyi bitirene kadar devlet Evet. okulundaydınız. Şimdi bunları konuşurken gayri ihtiyari aklıma hep sizin çocuklar, öğrencileriniz hepsi şanslı aslında. Yani ama
İsterdik ki bu ülkede de devlet okulundaki çocuklarımız da bu kadar şanslı olmasalar da bunun bir miktarını, eminim sen de bir yani hem devlet okulunda okudun hem şu an durumu biliyorsun. Yani çok iyi devlet okullarımız ve çok iyi öğretmenlerimiz de var ama bu ülkede de tam gün eğitime geçilmesi lazım. Çok geç kalındı ve eğitimde de daha birebir ilgilenen, daha eğitim almış kişilerin öğrencilere katkı koyması gerek. Bir sürü de eksiklikler var yani. Çok. Var olanlar var, çok. Eksiklikler var. İsterdik ki tüm çocuklarımız buna yakın bir eğitim kalitesinden faydalanabilsinler. Aslında çok iyi yöneticiler, müdürler ya da eğitim kadroları var devlet okullarında da. Benim tanıdığım da birçok saygı duyduğum, çok beğendiğim kişiler var. Ancak imkanlar, işte bir sınıfta 36 çocuk varken siz ne kadar vermek isteseniz de olamaz o. Her bir çocuğa bir ders 40 dakika, bir dakikanız var demektir. Tabii, her bir çocuğa ayıracak. Yani bu bir de biz ama, devlet sistemi içinde benim küçük oğlum Kaan. Hani bir sene, bir buçuk yıl grev olmuştu eğitimde. Hatırlar mısınız? Evet. Aralıksız. Evet, bazı eskiden özellikle bir buçuk rekor bir grevler. Grev oldu. O sene tek ders yüzünden bir yılı uzadı. Hani vebali olmayanlara vebal ödettirilen bir dönemdi. Evet. Sendikal haklara ben hep saygı duydum. Ama ne sağlıkta ne eğitimde grev çocuklar üzerinden kullanıldığında bana acımasız geliyor. Evet. Acımasız geliyor. Kesinlikle. Hani o çok da durup dururken bu aklıma geldi ama. Çocukları hani de cezalandıran her şey. Evet. Aynen. Yani, bu cezalandırmaya dönüşüyor evet. Çünkü çocuklar çok. Buradan zarar görüyor neticede. Evet. Şimdi bilmiyorum duydunuz mu, son zamanlarda sosyal medyada da vardı. biz de bunu haber yaptık. Türkiye'de bir köyde, kırsal bir köyde tek bir hoca, bir okul ama o öğretmen ya cennet haline sokmuş i̇şte okulu. Dayanıyor. Şimdi her ekranda şey görüyoruz konuşurken, izleyicilerimiz de görüyor. Nasıl bir şey? Yani o çocuklar eve gitmek istemiyorlarmış Dilek. Eve gitmek istemiyorlarmış. O çocuklarla işte ders yapıyor, İngilizce dersi yapıyor. Kitap o köyde, Türkiye'de. Evet. Yani bir odalı bir şeyde yemekler yapıyor beraber, pizzalar, resim. Sizin de dediğiniz kişi. Gibi sizin yaptıklarınızı bu olmayan şeyler içerisinde, koşullarda işte beraber bir şeyler ekiyorlar çocuklarla, oynuyorlar ve bir erkek öğretmen bunu yapıyor. Düşünün, okulu kendi elleriyle boyamış, köşeler açmış ve zannedersiniz ki çok böyle yani o ortamda çok modern, çok zamana, çağa uymuş bir sınıf, bir okul haline getirmiş. Sanki orayı. Sanki Finlandiya'da. Evet, nasıl bir aydın, yani bir aydın kişinin, bir aydın öğretmenin ne büyük bir katkı bu. Yeterki İnanılmaz bir şey. Ama bak şimdi bu olsun. Öyle güzel örnek güzel bir verdin örnek. Ki. Evet. Çok güzel örnek verdin. Demek ki her şeyi müfredata, sınıflar 36 kişi olabilir. Ama ne dediniz? Müfredatı beslemeye alan var. Evet. Yani ekonomik zaman darlığı olabilir, ekonomik sorunlar olabilir. Hepsiyle baş etmişsiniz. Evet. Velilerden destek alınabilir. Yani bu dediğiniz şeylerin büyük mucizeler değil. Doğuda bir tanecik öğretmen bunu bu kadar yapıyorsa, burada da niyet olduktan sonra güç birliğiyle bir şeyler yapılabilir. Hep bir mazeretlere, hep bir şeye, tamam müfredat eksik, yenilenmiyor. Ama eğer içten gelen niyetler varsa, dediniz ki çok kıymetli yöneticiler, öğretmenler var. Onlar bu alanda biraz yaratıcılıkla bir şey yapılamaz mı? Yapılamaz mı? Aslında yapmaya çalışanlar var. Yapmaya çalışanlar var. Mesela 23 Nisan İlkokulu'nun müdürü Osman Fırat. Çok metini duyuyorum. Yani o yapmaya çalışıyor. Çok da güzel şeyler yaparlar. Yaparak, yaşayarak, öğrenme konusuna çok fazla değinir o da. Hatta bir
projeleri var sanırım. Avrupa Birliği projesi, çok da emin değilim ama gidip araştırıp okulda uygulamaya çalışıyor ve en kalabalık okullardan biridir. Buna rağmen, ona bravo. Rağmen, yani yapmaya çalışanlar gayret var. Gayret ne kadar önemli bak, niyet, gayret, istek. Peki saat nedir, saat durumu biliyor musunuz siz? Yani saat. İlkok öğretmenlerde çalışma, yani belirli bir saat, mesai saati olarak soruyorum. Yani haftalık belli haftada bir saati var. Saat çalışıyor. Değil mi? Çok 40 mı o? Galiba sanırım 40 olması lazım. Ne için? 40 değildir belki de. 40 mıdır acaba? Ya merak ettim çünkü bunun biraz az olduğunu 40 değil sanırım. Düşünüyorum. Yani hatta şunu duydum sanırım geçenlerde. Doğru mudur bilmiyorum. Belli bir senenin üstündeki öğretmen daha az çalışıyor. İşte. Yani daha az saatte ve dünyada çalıştıramıyormuşsun. Halbuki birikim, yani gittik sonra daha verimli hale geliyor bir yok, öğretmen. Yok öyle olmuyor işte. Hı? Öyle de olmuyor. Doğrudur. Yoruluyor mu? Yorulur mu yoksa bir yerden sonra istek mi azalır? O heves mi? Hani belki ben de bir devlet okuluna girsem ben de o sisteme girer miydim? Tek başına yapmaya çalışıyorsun, herkes oturuyor, ben de o gruba gireyim der miydim? Bilmiyorum, bence demezdim ama öyle de bir sistem var. Şimdi bilmediğimiz bir dünyayı da konuşuyoruz. Biz evet. Bildiğimizler, çalıştığımız yerlere geri dönelim. Ben bir şeyi merak ediyorum. Ödül ve cezayı nasıl kullanıyorsunuz okulda? Şimdi küçük yaş gruplarında ceza kelimesi bile çok evet. Hani antipatik bir kelime. Ceza, hani bir çocuk yanlış bir şey yaptığı zaman yanlış olduğunu anlaması için ne yapıyorsunuz? Zaten belli yaşlarda hiç ceza almaması lazım çocuğun. Ceza denmemesi lazım zaten. Düzeltiyorum, bunu ama uyarıcı önlemler. Uyarıcı söyleyeyim. Önlem mesela arkadaşına zarar verdi bir çocuk. 5 yaşındaki bir çocuk o. Öğretmenin yanındaki sandalyeye alır onu. Burada biraz düşünüyoruz der ve 5 dakika kalır orada. 5'ten fazla kalmaması lazım. Bu. Özür mekanizması giriyor. Özür çocuğa aslında zorla özür dilettirmek onu biraz daha yıpratır ve karşıdaki çocuğa karşı kışkırtır bence. Zorla değil, dediğimiz gibi aynı şeyi yapıyoruz. Empatiyi öğretiyoruz çocuğa. Bak işte vurdun arkadaşına ama canın yandı. O sana vursaydı senin de canın yanmaz mıydı gibi anlamasını sağlayacak şeylerin yoluna gitmek lazım. Yoksa işte sen kızdın, parkada çıkamazsın, işte bugün oyunda bunun gibi şeyler çocuğu kazandırmaz. Tam aksine o yaptığı şeyi bir daha tekrarını yaptırır ona. Çünkü peki, örneğin ısırma eğilimi olan bir çocuk. Hı hı. Birden fazla tekrar yaşandı. Sandalyesinde 5 dakikadan fazla oturmuyor. Zaten bunu gerçekten deneyimleyerek etkili sonuçlarını gördünüz mü? Tekrarlarda nasıl yöntemiz? 5 yaşındaki genelde ısırmaz. Bu ısırma eylemi böyle 2-3 yaşlarındadır. Çoğu zaman zarar vermek bile değildir belki niyeti. O fark ettiği dişlerdir, onları kullanabileceğidir. Bazen hani bir kavga vesaire değildir çocuğun amacı. Yapmıştır onu, farkında değil. Isırma eylemini yapan çocuğun aslında devamlı üzerine gidip yapmıyorsun, bu yapılmaz gibi devamlı bunu söylemek pekiştiriyor. O olayı pekiştiriyor. Evet. Kontrollü görmezden gelme yapmanız lazım bu gibi durumlarda. Peki, yani ona ceza verilmez. Ruh hali için? Isırılan çocuğun ruh hali için tabii ki iki taraftan da bakmak lazım. Çocuk ve aile için bu çok ciddi bir şey ve öğretmen için de öyle. Karşıya çünkü hesap verecek. Neredeydin? Evet, çocuğum ısırılırken fark etmedin. Yani aileye her şekilde bilgi verilir. Çocuğunuz işte bir arkadaşı tarafından şuradan ısırıldı diye. Bizim için de hiç hoş olmayan bir konudur bu. Kimse istemez canı yansın diğer çocuğun. Ama diğer çocuğa ne yapılır? Arkadaşıyla onun bağlarının kopmamasına uğraşırız. Hani ısırdı, sen de onu bir daha sevme, onunla oynama
demek yerine ikisini daha kaynaştırırsak bir daha yapmamayı sağlarız o konuda. Ödül de ilginç bir konu. Ödüllendirirken İkisi bir yandan da rekabet duygusu aşılanıyor çocuklara. Evet. Ödül de çok kritik bir konu. O konuda ne düşünüyorsunuz? Ödül konusu da bence ceza kadar aynı şekilde kullanılması gereken bir şey ki şimdi öyle bir toplumdayız ki sınır koymayı ceza zanneden ve çocuğu ödüle boğmayı çok iyi bir şey zanneden ebeveynler var karşımızda. Aynı şekilde çok böyle en ufacık bir şeyde haydi oyuncakçıya deyin çok belli var. Bir noktadan sonra tabiri caizse çocuk bu konuda da yalama olur ve duyarsızlaşır. Bir aferin ödüldür çocuk için. Çok fazla abartmamak lazım. Evet. Harikulade. Aferin, ne güzel bir şey. Harikulade. Çocukken yalnız, duyar insan bunu çok ha. Biliyorsun ben bazı programlarda çok birden fazla harika dediğimde konuk çok güzel işler yapmış oluyor. Değil mi? Bir yandan da anneyim diye dediniz. Ve hiç ondan konuşmadık. Evet. Bir oğlunuz mu var? İki oğlum var. İki oğlum maşallah. Kaç yaşında? 10, biri 5 yaşında. İki oğlum var. İkisi de bizim okulumuzda büyüdüler. Bir tanesi 5. sınıf, o yüzden başka bir okulda. Küçük olan bizde hala. Öyle. Önceliğim onlar. Çok yoğun çalışıyorum ama önceliğim onlar. O bahsettiğimiz zaman geçirme. Ne zaman geçirme. Orada? Akşamları ne kadar yorgun olursak olalım mutlaka bir zaman geçirdiğimiz bir yarım saatimiz bile vardır. Çünkü en birbirimizi gördüğümüz saatler onlardır ki küçük oğlumla aynı okul içindeyiz ama diğer çocuklarla eşitlik sağlamak için ben de ikide bir de gidip hepsinin annesi yanlarında değil çünkü onu da korumak zorundayım. Sevgili Deniz, aynı zamanda sen 2019 yılında İş Kadınları Derneği'nin girişimci kadın ödüllerinden birini aldın, evet. Değil mi? Evet. Yılın kadın girişimcisi. Evet. Ne kadar güzel. Ödülünü aldım. Gencecik yılların, almak bunu güzel bir şey. Adı evet. Yılların olması. Şimdi çocuklarına kadar dinledik, hayatı, her şeyi konuştuk ama esas dikkatimizi çekiş sebebi bu ödülle oldu. Yani biz öyle Sibel fark etti. Ben ödül töreninde diye paylaştı. Konuklardan biriydim. Evet. Konuşmasından da duygulandım özellikle. Evet, ben de çok ağladım galiba o törende. Evet, biraz gözleri doldu, o da ağladı. Evet, Deniz de kısa öyle. Kısa anlatırken biraz gözlerim doldu galiba, biraz fazla. Normaldi, evet. Duygusal bir konuşmaydı çünkü. Çok normal. Bizi de ağlatıyordu. Üstüne üstlük bizim de gözlerimiz doldu. Gerçekten etkilendik. Özellikle babanla ilgili söylediklerin, mücadeleci yapın. Bizi de duygulandırdı. Ödül alanı neydi? Ödül alanı. Alan kategori girişimci, verilmiyor mu? Girişimci. Farklı bölümlerden, alanlardan kadınlar vardı. Girişimcilikle siz. Yani gerçekten. Eğitim alanında mı yoksa genel girişimcilik olarak? Girişimcilik alanında. Çünkü baksana zaten dinleyince bayağı bir girişimcilik. Ortacığım aslında yılın değil de yılların girişimci ödülü verilmesi lazım. Çünkü o küçük yerden başladı ya öykü. Oradan buraya hakikaten bir başarı öyküsü yazılmış. Böyle ilmek, evet, ilmek, evet. ilmek. Azimle buna duygulanmamak da mümkün değil. Aynen. O evdeyken kim bilir ne kareler geçti o göz önünden. Evet. Bu arada eşinizi de kutlamamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Evet. O her zaman bana çok eşinize de ben kendi eşime yoldaş derim. Çünkü evlilik bir yol arkadaşlığı. Doğru. En iyi yoldaş ödülü. Ne bileyim. Doğru. Öyle bir şey. Her başarılı kadının arkasında. Yanında. Diye. Yanında. Kadın da yan, evet. Erkek de yan. Evet. Evet. Yanında. Bir destekçi. Öbür yanında. Evet. Olması. Ona da biz dikkatimizi çekti olarak. Madem ödül aldınız, biz de ona en iyi yoldaş ödülü verelim eş zamanlı. Evet, hak ediyor. Evet. Çok, çünkü arkadaşlık etmiş. Yavaştan sonuna geldik.
Velilere kısaca bir mesaj var mı? Hayatlarındaki en değerli varlıklarını bize güvenip emanet ettikleri için hepsine minnettarım. Bir ödül varsa eğer hepsinin adına bu ödülü aldım. Çünkü hepsi bana bir şeyler kattı. Velilerim, çocuklarım çok kıymetli. Benim ailem onlar. O yüzden hepsine çok teşekkür ederim. Ne güzel. Onlar da teşekkürlerini zaten her gün artan sayıyla belirtiyorlar. Biz de konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi ben genelde finallerde böyle bir toparlama yaparım. Bugün yapmayacağım. Bugün içimden bir şiirsel anlatım okumak geldi. Güçlü kadınlara ithafen yazılmıştır. Anneciğinize de gelsin, size de gelsin, kız kardeşlerinize de gelsin. Bir başarı öyküsünün kahramanıydı sevgili Deniz. Şiirsel anlatımın adı da İftar Et Babacığım. Masal gibi başladı hayatım. Küçük prensesiydim sevgili babamın. Prens kılığındaki hekim sandığım erken getirdi sonunu bu keyifli masalın. Rapunzel'in kül kedisinin misali değişmişti hayatım. Ama ben kül kedisiyken bile prenses kalmayı başardım. İftar et babacığım. Zaman zaman Brecht'in cesur anasıydım. Basitlikler yüzünden heba oldu güzel planlarım. Yılmadım. Hep sıfırdan başladım. İftar et babacığım. Zaman zaman Kurtlarla Dans filminde başrol kaptım. Kurtlarla dalaştım, kuzu kaldım. İftar et babacığım. Kimi zaman Tolstoy'un Anna Karenina'sıydım. Vicdanımı kale yapıp özgürlüğümü kuşattım. İftar et babacığım. Bazıları sıcak sever bilirsin. Ben sıcağı hiç sevmedim. Har içinde bile hep serindim. İftar et babacığım. Önce babasının prenses kızıydım. Sonra Avrupa kadınıydım. Şimdi dünya insanıyım. O kadar çok ki dünyadan ödül olarak aldıklarım. Ama ben en büyük ödülü hep senin aferinin saydım. İftar et babacığım. Hoşça kalın.